Merhabalar. 2022 Ücret ve Yeni Haklar Araştırma Öncesi lansman toplantımıza hoş geldiniz. Şadiye ben, Mercer İnsan Kaynakları Danışmanlık tarafının ülke lideriyim. Bugün benimle beraber Efe Uluırmak, Efe biz benimle birlikte Türkiye TRS ve Mobility Çözümler Lideri. Aynı zamanda Logo Yazılım İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Direktörü Nebahat Keskin bizimle beraber olacak. Herkese hoş geldiniz diyorum. Umarım keyifli bir 1,5 saat olur. Bize şey içerisinde Q&A tarafından ulaşabilirsiniz, chatten yazabilirsiniz sorularınızı. Webinar olduğu için maalesef sizin taraftan bir konuşma alamıyoruz. Genelde tek taraflı konuştuğumuz bir oturum olacak ama sorularınızı bize Q&A'den veya chatten yazabilirsiniz. Ben bir 10 dakikanızı rica edeceğim. Ajandaya baktığımızda biraz 2021 bizim için zorlu geçti ama dünyada neler oldu? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Sonrasında zorlu geçen 2021 yılı ve iyi insan kaynakları uygulamalarını Nebahat Hanım'la beraber konuşuyor olacağız. Sonrasında sözü ben Efe'ye devredeceğim. Efe 2021 ücret araştırmaları sürecinden ve 2022 ara anket sonuçlarından bahsedecek bize. Bir 10 dakikalık soru cevap kısmımız olacak. Sonrasında da bizim ücret verilerini topladığımız Online Data Connector sistemimizle ilgili size kısaca bir bilgi vereceğiz ve bu sistemi nasıl kullanacağımıza dair iki session'dan oluşan bir eğitimimiz var. Bu eğitimin tarihleriyle ilgili yine bilgileri size aktaracağız. Yaklaşık 1,5 saat sürmesini öngörüyoruz. Dediğim gibi chatten veya Q&A fonksiyonundan bize yazabilirsiniz. Q&A'yı direkt kullanabilirsek aslında daha birinci tercihimiz de olur. Oturum sırasında yazdığınız soruların bazılarına cevap verebileceğiz oturumda ama bütün soruların hepsine oturum sonrasında size ayrıca geri döneceğiz. Bugün üzerinden geçireceğimiz bütün deckler, sunumların hepsini de toplantı sonrasında sizlerle, katılımcılarla paylaşacağız. Herkese keyifli oturumlar diliyorum. Ben biraz Mercer'dan bahsedeyim. Mercer, Marsh McLennan Şirketler Grubu'nun bir parçası. Dört şirketimizle beraber açık ara dünyanın en büyük danışmanlık şirketiyiz. Mercer de ailedeki en büyük şirketlerden bir tanesi. İnsan kaynakları ve yatırım danışmanlığı tarafında hizmet veriyoruz. 25 bine yakın çalışanımız var ve 66 ofiste, 44 ülkede de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de 60 kişilik bir ekibimiz var. Oliver Wyman Yönetim Danışmanlığı şirketimiz, Marsh Sigorta Brokerlığı şirketimiz, Bell Carpenter ise Risk Esurans tarafındaki brokerlık şirketimiz. Mercer, 3 ana aslında business kolu var. Biz kariyer ekibinin parçasıyız. Kariyer ekibi hangi konularda hizmet verir diye şöyle özetlemek gerekirse, birincisi bugün de aslında daha fazla üzerine duracağımız ödüllendirme tarafımız var. İçerisinde ücret araştırmaları ekibimizin olduğu taraf, bunun yanı sıra kademelendirme, prim sistemleri, uzun dönemli teşvikler, performans sistemleri, baz ücret sistem tasarımları kurguladığımız bir tarafımız var. Yetenek yönetimi ekibimiz var. Yetenek nedir? Organizasyondaki kritik roller nedir? Kritik kişiler nedir? Yüksek potansiyelli çalışanlar nedir? Yedekleme planları nasıl kurgulanır organizasyonda? Beceri gapleri nasıl belirlenir? Assessment'lar, teknik veya davranışsal assessment'ların yapıldığı bir ekibimiz var. Organizasyonel tasarım tarafında stratejik iş gücü planlama, norm kadro belirleme, organizasyon tasarımının gözden geçirilmesi veya yeniden tasarlanması gibi hizmetler verdiğimiz bir ekibimiz. Ayrıca çalışan deneyimi, çalışan bağlılığı veya baştan sona insan kaynakları dönüşüm tarafını kurguladığımızda ayrı bir ekibimiz var. Toplamda 30 kişilik bir kadromuz var kariyer ekibi olarak. Varlık tarafı daha fazla bizim aktüaryat danışmanlık verdiğimiz veya kurum katkılı emeklilik planlarının danışmanlığını sağladığımız ekibimiz. Sağlık tarafı ise bizim daha çok piyasada bilindiğimiz aslında esnek yanaklar programı ve uygulama tarafı. Yanaklarla ilgili benchmarking sağladığımız ekibimizden oluşuyor. 2021 aslında bütün insan kaynakları profesyonelleri için oldukça yoğun bir dönem oldu. Ben sunuma da aslında başlamadan önce sizlere de teşekkür de etmek istiyorum. Sizler için yoğun bir dönemdi. Bizler için de oldukça yoğun geçti. Veriye çok fazla ihtiyaç vardı. Onun için aslında bütün yıl durmadan bizler de sizlere daha fazla veri sağlayabilmek için, daha fazla bilgi sağlayabilmek için durmadan anketler düzenledik. Sizlerin bize ilettiği sorularla farklı küçük çaplı veya daha büyük katılımcıların olduğu oturumlar gerçekleştirdik.
Biliyorum ki sadece biz değil, bizim dışımızdaki birçok vendor'la da çalışıyorsunuz. Bizim gönderdiğimiz kadar başka vendor'ların da anketleri sizlere ulaştı. Ama bu süreçte her zaman bizim yanımızda olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı da bulmuşken. Katılım bütün anketlerimiz neredeyse ortalamada 400-450 katılımcıya, hatta bazı anketlerimizde 700 katılımcıya varan bir katılım. Sizin ihtiyacınıza yeterli cevabı, yeterli veriyi 2021 yılında sağlayabilmişizdir. Aynı durumda 2022'de de devam edeceğiz. Ben bir taraftan da ekibime de teşekkür etmek istiyorum. 2021 onlar için de oldukça yoğun bir dönem geçti. %46'lık ücret araştırmaları tarafında bir veri tabanında büyüme oranına sahip oldular. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 10 tane farklı sektörde yuvarlak masa etkinlikleri düzenledik. 16 tane ara anket düzenledik. Ücret artışı ve yanaklar trendleri uygulamalarıyla ilgili. Bu da demek oluyor ki aslında bazı aylarda size bizden belki de 2 tane anket geldi. 6 tane webinar düzenledik. Bu webinarların birçoğu aslında ödüllendirme tarafıyla ilgiliydi. Beceri tarafıyla, beceri bazlı ödüllendirme, assessment'lar, çalışan deneyimi, beceri bazlı yetenek yönetimi, kariyer mimarisi gibi konuları içerdi. Biz her ne kadar yılda bir kere ücret araştırması gerçekleştirsek de 2021 yılında 8 tane özel ücret araştırması gerçekleştirdik. Bizim müşterilerimizin bizden istedikleri kitlelere özel. Bunlar nelerdi? Mavi Yaka'ya özel ücret araştırması gerçekleştirdik. Biz spoke survey'ler diyebiliriz buna. Yetenek havuzuna özel araştırmalar gerçekleştirdik müşterilerimizin sponsorluğuyla. Teknoloji rolleri tabii ki 2021 yılındaki en fazla konuştuğumuz rollerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane farklı teknoloji projede teknoloji rollerine özel ücret araştırması gerçekleştirdik. Bugün biz her ne kadar bizim genel TRS sürecinden bahsediyor olsak da eminim Efe ilerleyen zamanda daha da detaylı bilgi verecektir. Bizim şu an halihazırda aslında teknoloji rollerine özel de bir ara ücret araştırmamızla 2 hafta önce lansmanını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 70 tane katılımcısı oldu. Haziran'ın ilk haftasında da ücret piyasasını yayınlıyor olacağız. Eğer ilgilenirseniz bu konuda bir bilgiye, dataya ihtiyacım olur Haziran ayında derseniz, özellikle dijital rollerde bizlere ulaşabilirsiniz. Yine çok yeni çıkan bir anketimiz oldu. Ücret araştırmamız oldu. Geçen hafta yayınladık. MT yeni mezun iş alımları için bir ücret piyasası yayınladık. Eğer içeride MT, SD programlarınız varsa, trainee programlarınız varsa ücret araştırmaları tarafı ile ilgili, aslında MT tarafı ile ilgili de görüşebilirsiniz. İlaç sektörüne özel bir ücret araştırması düzenledik yine. Otomotiv sektörü, R&D rolleri için de ayrıca bir araştırmamız oldu 2021 yılında. Kariyer ekibimiz de bizim toplam FD'miz de aslında %100'lük bir büyüme gerçekleşti. Hepimiz için özetle şunu söyleyebilirim ki 2021 çok yoğun geçti. Ama umuyorum bizler Mercer olarak sizlere katma değer yaratabilmişizdir. Sizlerin yanınızda olabilmişizdir. Ben hem size hem de ekibime ayrıca sunuma başlamadan teşekkür etmek istedim. Bakalım 2021'de bizi neler, 2022'de bizi neler bekleyecek? Bu kadar yoğun çalışmanın arkasında bizim 11 kişilik ücret araştırması ekibimiz var. 9 tane ekip üyemiz Türkiye'de farklı sektörlerden sorumlu. Her konuda kendilerine ulaşabilirsiniz. 2 tane ekip üyemiz ise yurt dışında özellikle global müşteriler tarafında bizlere destek veriyor. Hem Fatih hem de Merve'ye istediğiniz konularda özellikle global şirketler her zaman ulaşabilirler. Evet. Biraz Türkiye olarak biz tabii ki enflasyon, asgari ücret derken ekstra yoğun bir dönemden geçtik. Çalkantılı bir dönemden geçtik. Peki dünyada ne oluyor diye biraz aslında size global perspektiften böyle kısaca bilgiler vermek istiyorum. Dünyada aslında 2021 yılında Great Resignation veya büyük istifayla özellikle Amerika'da başlayan bir dalgalanma oldu. Amerika'da 2021 Nisan ayında 4 milyon insan işten ayrıldı ve bunların birçoğunun da iş bulmadan aslında işten ayrıldığını görüyoruz. Sonrasında bu dalga İngiltere'ye geldi. İngiltere'de büyük istifalar gerçekleşti ve şu an aslında Avrupa'nın birçok ülkesinde insanlar farklı seviyelerden işten ayrıldıklarını görüyoruz. En fazla işten ayrılmanın da Z ve Y jenerasyonunda olduğunu görüyoruz. Ve insan kaynakları yöneticilerine özellikle CEO'lardan gelen 2 tane temel soru var. Beceri veya yeteneğin iş alımı ve içeride nasıl tutulabileceği konusu. İçeride özellikle
Kalan uzun yıldır çalışanlara sorulduğunda bir organizasyonda kalmaları için ne gerekli, ana nedenler nedir diye baktığımızda birinci sırayı iş güvenliğinin aldığını görüyoruz. İkinci sıra daha fazla esnek çalışma veya esnek çalışma ile ilgili organizasyonun sahip olduğu politikalar. Üçüncü sıra ise rekabetçi ücretlendirmenin olduğunu görüyoruz. Peki ücret artışının önüne geçebilecek herhangi bir etmen var mıdır diye sorduğumuzda ise esnekliği birçok şirketteki çalışanlar aslında ücret artışını tercih ettiğini, özellikle daha fazla esnek çalışma veya Avrupa'da şu an veya Amerika'da şu an yaygın olan 5 gün yerine işte 4 gün çalışma veya part-time çalışabilme imkanları, herhangi bir yerden çalışabilme imkanı sadece evden değil ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aslında konu olan well-being konusu. Çalışanlar bu üç tane başlığı aslında ücret tartışmaları bir taraftan tercih edebileceklerini söylüyorlar. Peki birçok şirket uzaktan çalışmaya yatırım yaparken bizim gördüğümüz bir konu da şu ki hala çalışanlar özellikle yeteneklerin işten ayrıldığını, yetenek göçünün, yetenek kıtlığının olduğunu görüyoruz. Mercer'ın 2 ay önce gerçekleştirdiği dünya çapında 1100 farklı şirketin katıldığı araştırma çıktısına göre 4 tane şirketten 3 tanesi özellikle yetenekli çalışanların COVID sonrası işten ayrıldığını, buna veya dijital yorgunluktan dolayı veya uzaktan çalışmanın verdiği ekstra yorgunluktan, tükenmişlik sendromundan dolayı yetenekli çalışanların işten ayrıldığını söylüyor. Yine aynı çalışmaya katılan çalışanların %80'i de burnout, özellikle önümüzdeki yıl veya içinde bulundukları yılla ilgili burnout risklerinin olduğunu söylüyor ve iki çalışandan bir tanesinde işten ayrılmayı düşündüğünü görüyoruz. Peki çalışanlar neden işten ayrılıyorlar diye sorduğumuzda karşımıza ilk çıkan konu aslında Türkiye'de de ön planda olan bir başlık, ödüllendirme tarafı. Hem daha kişiselleştirilmiş rekabetçi ödüllendirme paketleri çalışanları bir organizasyondan diğerine doğru aslında ayrılmalara veya gitmelere neden oluyor. Diğer bir konu hayatımıza son 2 yıldır özellikle damga vuran bir konu beceri gelişimi. Reskill veya upskilling dediğimiz fırsatların çalışanlara organizasyonda sunulması veya yeni becerileri, kazandıkları becerileri organizasyonda kullanabilmelerine imkan verilmesi. Ve üçüncü madde olarak da özellikle LTI, STI gibi uzun dönemli, kısa dönemli teşviklerin elementlerinin veya faktörlerinin organizasyonlarda daha flexible bir şekilde kullanılması. Temelde 3 tane konuyu aslında baz aldığımız çalışanların bir organizasyondan farklı bir organizasyona ayrılmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Dünyada en fazla ayrılma turnover'ın otomotiv ve teknoloji sektörlerinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de aslında biz özellikle teknoloji tarafında benzer bir şeyi de görüyoruz, trendi de gördüğümüzü söyleyebilirim. Turnover'ın en fazla yaygın olduğu kariyer seviyeleri ise genç yetenek, profesyonel roller ve digital talent olduğu ön plana çıkıyor. Bizim Türkiye'de de aslında paralelde gördüğümüz bir konu, özellikle genç yeteneklerin ve dijital talentta Türkiye'de turnover'ların oldukça yüksek oranlara çıktığı birçok şirket tarafından bize iletilen bir konu, bizim yaptığımız araştırmalarda da aslında karşımıza çıkan bir başlık. Bununla ilgili bu kadar yüksek turnover'ın özellikle dijital rollerdeki turnover'ların önüne geçebilmek için Türkiye'de birçok organizasyon ücretlendirme tarafını alsa tekrardan gözden geçirmeye doğru gitti. Bunu dünyada paralel geliştiğini görüyoruz. Aynı araştırmamıza katılan organizasyonların %65'e varan oranlarla aslında ücretlendirme, ödüllendirme tarafının düzenlemelere gittiğini görüyoruz. İlk üç konuya baktığımızda ne gibi düzenlemeler var? Bizim Türkiye'de yaygın gördüğümüz tabii ki ücret artışı tarafı veya rekabetçi bir politikanın artık güdülmesi tarafı. Bir de yeni aslında terfiler için yeni sistemlerin tasarlanması. Biz Türkiye'de de paralel bir yapı görüyoruz. Özellikle artık kıdemle 2-3 yıl bekleyeceksiniz, bundan sonra terfi alacaksınız bir konu. Türkiye'de de çalışanların tercih etmediği veya çalışanların işten ayrılma nedeni olarak gösterdiği konuların başında geliyor. Globaldeki uygulamalara baktığımızda artık biraz daha değişken ücret tarafının daha aktif kullanıldığını görüyoruz. Bunların içerisine referral bonuslar dahil, retention bonuslar ki biz Türkiye'de de özellikle dijital talent tarafında retention bonusların kullanıldığını görüyoruz. Veya farklı uygulamalarda bonus tarafında sign-on bonus gibi
LTI'nin, SDI'nin daha aktif kullanıldığı aslında bir yapı olduğunu görüyoruz dünyada. Peki ödüllendirme trendleri, özellikle turnover'ın düşük olduğu organizasyonlarda şirketler ne gibi aksiyonlar alıyor, ne gibi trendler var, ortak noktalar nedir diye baktığımızda baz ücret tarafında eminim geçen yıllarda eğer bizim sunumlarımıza veya beraber bir araya geldiyse konuştuğumuz konulardan bir tanesidir. Beceri bazlı ödüllendirme tarafı. Geçen yıl konuştuğumuzda bu konu biraz daha havadaydı. Acaba organizasyonlara bunlar nasıl uygulanabilir derken biz dünyada evet bu hayata geçmeye başladı ama Türkiye'de birçok organizasyonun yavaş yavaş artık ödüllendirme becerileri ödüllendirme sistemlerinin içerisine entegre ettiğini görüyoruz. Bunlar baz ücretin içerisinde olabilir veya primler tarafına olabilir, performans tarafına entegre edildiği görülüyor. Dünyada bu tarafta aslında oldukça aktif. Biz Mercer olarak da şu an her ne kadar Türkiye'de halen kademe, iş ailesi, alt iş ailesi, iş bazlı ücret araştırmaları yayınlasak da dünyada 10 tane ülkede beceri bazlı ücret araştırması yayınlamaya başladık. Hızlı gelişen, hızlandırılmış aslında veya yeniden tasarlanmış kariyer programları da oldukça gündemde. Bunu biz Türkiye'de de görüyoruz. Özellikle bildiğimiz bizim standart bu dikey sadece ilerleyen, tek yönlü ilerleyen kariyer yollarının yanı sıra artık daha fazla Y kariyer yolu dediğimiz uzmanlaşma kariyer yollarının veya hatta W şeklinde olan proje özellikle agile organizasyonlarda çalışanların aslında sahip oldukları, ihtiyaç oldukları becerilere göre farklı zamanlarda kariyer geçişlerine veya işte terfilere alabildikleri agile grading veya beceri bazlı kademe yapılarını veya kariyer frameworklerinin tasarlandığını görüyoruz. Türkiye'de çok kullanılan kademe bazlı ücret politikalarının yerine artık daha fazla iş ailesi, altı iş ailesi bazlı ücret politikalarının kurgulandığını görüyoruz. Biz her ne kadar neredeyse %80 organizasyon tarafında, ücret politikaları tarafında kademe bazlı ilerlese de son bir yıldır bizim gerçekleştirdiğimiz en azından projelerde özellikle e-commerce, high-tech şirketlerinin iş ailesi, alt iş ailesi bazlı ücret sistemleri kurguladığını da aslında bir taraftan deneyimliyoruz. Değişken ücret, evet daha flexible bir hale gelmeye başladı. Artık yıl sonunda kişilerin gösterdikleri performansa göre tek seferlik aldıkları bonusun yanına daha flexible yapılar gelmeye başladı. Özellikle agile organizasyonlarda kurgulanan spot bonuslar, kişilerin gerçekleştirdikleri başarılı projeler sonrası anlık ödüllendirmeleri, retention bonuslar özellikle alt seviyedeki, professional seviyedeki çalışanlara uygulanan başlıklardan bir tanesi. Türkiye'de bunun yaygın kullanıldığını görüyoruz. Bunlar nedir? Nasıl biz üst yönetime LTI veriyorsak aslında LTI'nin biraz daha alt kademelere indirgenmiş halde. Benim organizasyonumda 2 sene kalacaksın, 10x'lik sana bir prim vereceğim. Bunu da ilk 4 ayda %15'ini vermeye başlayarak ara ödemelerle aslında sana vereceğim şeklinde. Retention bonus uygulaması dünyada da gündemde. Türkiye'de özellikle bankacılık sektöründe, high-tech'te, e-commerce tarafında veya pharma sektöründe kullanıldığını görüyoruz. Equity biraz daha bizim Türkiye'deki startuplarda kullanılan bir yöntem. Çalışanların hepsi buraya dahil olabilir ama belli başlı dahil olmaları için kriter seti var. Bu kriter setine uygun olan çalışanlar buraya dahil. Şirketin gösterdiği performans aslında başarıyla linkli olarak kendilerine bir hissenin verilmesi ve buradan ödüllendirilmesi burada hedef ediliyor. Biz Türkiye'de bunu biraz daha startup şirketlerinde, startuplarda görüyoruz. Peki çalışanlar tarafında çalışanların elde tutulması ile ilgili ücret elementleri bu kadar önemli bir konu haline gelmişken biz bir de her yıl gerçekleştirdiğimiz global yetenek trendleri çalışmasına bakmak istedik. Bu sene Nisan ayında sonuçları çıkacak ama ben ilk 5 başlıyor özellikle C-Level'ın 2022 için insan kaynakları öncelikle konularının ne olduğunu da sizinle bir paylaşmak istedim. Aslında buraya da baktığımızda biraz önce söylediklerim ve Türkiye'deki birçok insan kaynakları profesyonel ajandalarıyla paralel olduğunu görüyoruz. Dünya özellikle yetenek çekme, yeteneği elde tutma konuları ile ilgili bir ödüllendirme tarafına odaklanıyor. Ödüllendirmede daha rekabetçi olmak, ödüllendirme farklı elementlerini farklı şekillerde kullanabilmek, daha flexible bir hali getirebilmek ve biraz da personalardan da yararlanmak aslında kişiselleştirilmiş
organizasyondaki çalışan segmentlerinin neye ihtiyacı varsa, neyi tercihi varsa ödüllendirme yanaklar tarafında buna göre kurgulama üzerine bir ajanda var. Diğer taraftan beceri hayatımıza 2 yıl önce çok hızlı bir giriş yaptı. Önümüzdeki 2-3 yılda da aslında hızlı bir ilerleme kaydedeceğini görüyoruz. Hem yetenek yönetiminde, hem kariyerde, hem ödüllendirme tarafında organizasyonlar becerilerden daha fazla yararlanmak istiyorlar. Bunlar iş gücü planlama tarafını da aslında etkileyecek konular veya bizim eğitim gelişim tarafındaki önceliklerimizi belirlememizde artık upskilling, reskilling konuları daha önemli hale gelecek. Türkiye'de de yine yaygın görülen ve Avrupa'da, Amerika'da özellikle state'in, devletin de hem teşvik ettiği hem de denetlediği aslında diversity inclusion konusu yine insan kaynakları ajandalarının baş köşesinde. Özellikle Türkiye'de yaptığımız araştırmalarda biraz daha cinsiyet üzerindeki işte aynı rolde olan iki farklı kadın erkeğin aynı şekilde ödüllendirilmesiyle ücret eşitliği tarafında farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Ama dünyaya da baktığımızda aslında ilk bu konuların pay equity tarafının ön plana çıktığını görüyoruz. Dünya hızlı ilerliyor. Karmaşık bir dönemden geçtik, bilmediğimiz bir dönemden geçtik. 2020-2021 bu şekilde aslında biraz daha vücut buldu. Şimdi 2022'de neler olacağına bakıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda 2022'de en az 2021 kadar zor geçeceği aslında biraz daha geçtiğimiz son 3 ayda belli oldu. Ama güzel olan şey şu ki evet dünya yetenek çekme, yetenek kazanma veya elde tutma konusunda yetenek kıtlığına sahip ve bir yetenek savaşında ve Türkiye'de aslında bu savaşta veya bu yarışta geride kalmamış, yarıştan kopmamış birçok dünyanın insan kaynakları veya CEO'ların ajandalarında olan konular çoktan Türkiye'deki insan kaynakları profesyonellerin ajandalarında olduğunu görüyoruz. Şimdi dünyayı bu kadar konuşmuşken ben geçtiğimiz bu zorlu geçen 2021 yılı içerisinde Logo Grubu'nun neler yaptığını, yetenek tutma, yeteneği çekme, içeride ödüllendirme ile ilgili ne gibi challenge'larla karşılaştılar, bunları nasıl çözdüler başlıklarını biraz Nebahat Hanım'la izninizle konuşmak isterim. Nebahat Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Şadiye Hanım. Teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz. Bizim için keyifli bir sohbet olacak. Ben izninizle ekranımı da kapatayım, sizi de görelim. Evet. Nebahat Hanım, 2021 yılı birçok anlamda insan kaynakları profesyonelleri için zorlu geçti. Sadece bizim için değil, Türkiye için değil aslında bütün globalde bu şekilde geçti. Özellikle yeteneği çekme, elde tutma konuları, zorluklar konularında organizasyonlar zorluklar yaşadı. Siz yeteneği çekme ve elde tutma ile ilgili ne gibi problemler karşılaştınız veya halen karşılaşıyorsunuz? Öncelikle sunumunuz çok özet ve yerinde bir sunumdu. Teşekkürler. Paylaşacağınız da notlardan gördüm. Dediğiniz gibi 2021 zorlu geçti. Bu 2021'in zorlu geçmesinin sebebi 2020 yılıydı. 2020 yılında tüm dünya bir salgınla mücadeleye girdi. Bildiğiniz gibi biz de girdik. Bizde de şöyle bir şey var. Ben hani bir taraftan bu kadar belirsizliğin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama her durumdan da ayakta kalmayı becerebilen bir toplumuz. Onun da faydasını görüyoruz aslında. Tüm dünya bu kadar karışıklıkla belki yeni karşılaştı ama biz hep karışıklık içerisinde yaşadığımız için şirketlerin de bu kasları çok kuvvetli olduğunu görüyorum. Orada çalışanlar ve şirketlerin bu konuda yön veren yöneticileri de bu kasları çok iyi diye düşünüyorum açıkçası. 2020 yılında biliyorsunuz pandemiyle beraber bir anda evlere kapandık. Şimdi bir anda evlere kapandığımızda çalışan bağlılığı, çalışan deneyimi gibi hiç deneyimlemediğimiz uzaktan bunu nasıl yapacağız diye bir konu gündemimize geldi. Biz bu süreçte 2021'e de bunu yansıttığımız için 2020'den başladım anlatmaya. Biz bu süreci çalışan sağlığına, hani siz sunumunuzda söylediniz ya ilk 3 başlık olarak iş güvenliği, esnek çalışma ve ücret politikası. 2020 ağırlıklı iş sağlığı ve çalışanın iş güvenliğiyle ilgili yani biraz sağlıkla beraber iş güvenliğini getirdik. Biz şanslı bir sektörde olduğumuz için ne kısa çalışma ödeneği ne diğer başka desteklerle ilgili hiçbir şeye başvurmadık. Gayet çalışanlarımızın tüm haklarını koruyacak, bu süreçte herhangi bir şeyi kısıtlamayacak yan haklar dahil devam ettik ve üzerine koyarak devam ettik. Bir taraftan da onları bu uzaktan çalışmaya yöneticilerle birlikte aslında adapte etmeye çalıştık.
İşte biz buradayız diye sürekli hani düzenli olarak biz bize sohbetler planladık. Bu 2020'de evde konforlu bir şekilde geçirmelerini sağladık. Bir de ebeveynlere yönelik çok uygulama yaptık. Çünkü bir anda özellikle çocuğu olan çalışanlar evde bir anda hem okulu yaşadılar, hem işi yaşadılar, hem de beraber yaşamayı yaşadılar. Evet. Bunlar yani aslında travmatik durumlar. Bu travmaları atlatmak için hani biz de desteklemeye çalıştık çalışanlarımızı. Çünkü buradan işte ebeveynler kulübü doğdu, sosyal kulüpler doğdu falan. Bunlar sosyalleşen taraflar. Burada da 2021 ile beraber zaten devam etti biliyorsunuz pandeminin yansımaları. Özellikle Nisan ya da Mayıs ayında normalleşme çalışmaları başladı. Biz de o dönemde bundan sonra nasıl çalışacağımıza dair bir dizayn yaptık. Yani bu esnek çalışmayı da merkezine alan hibrit çalışma kültürü. Hibritin içerisine ama isteğe bağlı ofis kullanımı kurgulamıştık. Bunun işte konuşmaların lansmanı, çalışanları duyarak aslında dinleyerek anketlerle yaptık. Ancak geldiğimiz durumda biz bunu lansmanını yaptıktan sonra biz teknoloji sektöründe çalışan bir firmayız. Diğer katılımcılarda da vardır. Teknopark uygulamaları diye bir şey girdi hayatımıza. Belki duymuşsunuzdur siz de Ekim ayında. Bir anda zorunlu ofis kullanımı modeline döndü. Biz Ekim ayından beri mücadele ediyoruz hem STK'lar hem de diğer yazılım firmaları. Hatta yarın tekrar bir Ankara ziyaretim olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret edeceğiz. Bir iki ay önce de ARGE merkezleri genel müdürümüzü ziyaret ettik. Dertlerimizi anlattık. Şimdi bütün bunlarla birlikte hem bir taraftan enflasyonist bir ortamda, yani biz Türkiye olarak enflasyonda yaşamaya alışmış bir ülkeyiz ama bir anda hiç beklemediğimiz şekilde bir enflasyonla karşılaştık. Dünya da enflasyonla karşılaştı. Şimdi bunu yönetebilmek için hem yeteneği tutmanız gerekiyor. Bir anda bir sizin sağlıkla, işte iş güvenliğiyle, diğer yaptığınız hani well-being uygulamaları bir tarafta. Onlar bence çok kıymetli yine de. Ama bir anda ücret ve yan hak paketleri çok ön plana çıktı. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bunlarla mücadele eden ve bütçeyi doğru yönetmeye çalışan bir insan kaynakları profesyonelleri olmaya başladık. Yani anlık demeyeyim ama yani bütçeye öyle bir hakim olmanız gerekiyor ki o anda neler yapabileceğinize karar vermeniz gerekiyor ve yön vermeniz gerekiyor. Bunlarla mücadele ettik 2021 yılında. Yani 2021 yılında belirsizleşen de değişken olan ücret politikaları, özellikle global, hani Türkiye'de doğup global piyasada iş yapan firmaların agresif ücret politikaları, aynı zamanda da son çeyrekte ofislere gelme zorunluluğunu dayatan bir tebliğ yönetmeliğiyle beraber aslında merkeze bunları koyduğumuzda özellikle hani ilk 6 ayı nispeten rahat geçen bir 2021 iken son 6 ay bir de enflasyon ve biliyorsunuz döviz kurunun da son çeyrekte patlamasıyla beraber bir anda bütçeleri tutturma, çünkü yatırımcılara karşı da sorumlusunuz. Bunlarla beraber bütün bu değişken ve belirsizliği bu kaygan zeminde yönetmeye çalışan bir durumla karşılaştık. Şimdi burada yeteneği elde tutmada hani bu özellikle esneklik bence çok önemli. Özellikle yazılım sektöründe. Bunu yapabiliyorken bu süreci rahat yönettiğimiz bir dönemde ofis kullanımı, yani teknopark alanını kullanım zorunlu haline geldikten sonra yetenekleri yavaş yavaş kaybetmeye, hatta bundan sonra hızlı hızlı kaybetmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Şu anda onu kontrol altına nasıl alırız? Onları konuşuyoruz. Herhalde daha detaylandıracağım diye düşünüyorum, vereceksiniz imkan. Ama 2021, yani biraz 2020'ye bakarak özetlemek gerekirse böyle geçti. Teşekkürler Nebahat Hanım. Sizin benim bildiğim, takip ettiğim bu özellikle yetenek çekme ve elde tutma ile ilgili bir takım da aslında programlarınız da var. Özellikle staj programları var ki birçok şirket için aslında biz de MT yeni mezunla ilgili bir ücret araştırması yaptık. Bu da bize müşterilerimizden gelen bir talepti. Çünkü artık yeteneği, hazır yeteneği dışarıda bulamıyorsunuz. Bir yetenek kıtlığı da var maalesef dünyada ve Türkiye'de. Onun için şirketler şu an kendi yeteneklerini kendileri yetiştirmek üzerine programlar yapıyorlar. Bu programla ilgili biraz bize login tarafındaki staj programıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Aslında zaten şunu söylemek lazım. Yeteneği dışarıda arama dönemi çok geçti. Yani bulamıyorsunuz. Bu sadece Türkiye özel değil, tüm dünya genelinde.
Bir de şeyi söylediniz ya siz bu büyük istifa hani Amerika ve İngiltere'ye sonra sıçrayan istifa trendi diye söyleyeyim. Bizim gibi ülkelerde büyük istifayı konuşmak çok zor. Çünkü zaten bir gelir garantisini bulmaya çalışan bir topluluğuz biz. Ama oradaki o büyük istifa dediğiniz süreç buradaki yeteneklerin oraya çok kolay gitmesini sağlıyor maalesef. Böyle olunca da siz kendi kaynaklarınızda artık yetenek yetiştirmeniz gerekiyor. Bir de onlara şöyle bakmanız gerekiyor. Yetiştiriyorsunuz. Yetiştirdikten sonra hani şirkette uzun yıllar çalışacak diye bakmamak lazım. O döneme ait yeteneği yetiştireceksiniz. Maksimum verim alacaksınız. O bir şekilde yolunu zaten çizecek, gidecek, kalacak. Yani çünkü kendi bireysel olarak bakacak. Yetiştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Tam da biz burada aslında iyi ki de daha önce bunun temellerini atmışız. Çok faydasını gördük aslında. Login staj programını kapsamlı bir hale getirdik. Bunu 2020'de başlamıştık. Daha doğrusu 2019'da temellerini attık. 2020'de direkt uzaktan çalışmaya monte ettik. Yani 2020'de benim bildiğim kadarıyla belki bizim gibi yazılım sektörü olan firmalar yapmamıştır ama başka firmalar staj programlarını iptal ettiler. Biz etmedik. Aynı şekilde çalışanlar nasıl uzaktan çalışıyorsa ciddi bir program tasarlayıp uzaktan staj yapma imkanı sağladık. Hatta burada zorunlu stajları sadece kabul etmiyoruz. Hani kim staj yapmak istiyorsa ve bizim kriterlerimiz uygunsa herkese kapımız açık. Herkese de orada bir gelir opsiyonu da sunuyoruz. Yani stajyerlere verilen standart ücretin dışında da bir paket vermeye çalışıyoruz. Bizim buradaki login staj programımız uçtan uça bir gelişim odaklı bir tasarım var içerisinde. Arkadaşların da emeği yüksek burada. Staja başlayacak olan arkadaşlar önce bir eğitim programından geçiyorlar. Yani aslında kurumsal hayata nasıl hazırlanırları kafa yorarak onlara yetkinlik gelişimi özelinde programlar tasarladık Logo Akademi ile beraber. Logo Akademi'nin içerisine girip aslında bir oryantasyonla beraber eğitimlere dahil oluyorlar. Aynı zamanda da birebir herkesle meçleşen gölge liderlerimiz var. Gölge liderler de bu çalışanların uzaktan da olsa, şunu hala uzaktan çalışıyor çünkü stajyerlerimiz, uzaktan da olsa onların yolculuğuna destek oluyorlar. Ve biz staj yapan arkadaşlar mutlaka bir ekibin parçası oluyorlar ve orada gerçekten bir şey üretiyorlar. Yani yazılım camiası adına bir katkı sağlıyoruz. Aslında bize programımıza dahil olan mesela şöyle söyleyeyim. Geçen yıl 8.000'e yakın başvuru almıştık. Bu başvurularda tüm sınıfları açtığımız için yüksek bir başvuru aldık. Bu sene biraz daha odağımızı netlemek adına 3. ve 4. sınıflara başvuru aldık. Orada da yine 4.000'e yaklaşan bir başvuru talep aldık. Buradan yaklaşık 90 civarı stajyer alıyoruz. Geçen yıl öyleydi. Bu sene 100'ü geçeceğiz. Bu 90 stajyerin sürecini tamamladıktan sonra part-time çalışma hakkı oluyor uygun rollerde. Sonrasında uzun full-time'a geçiyor. Hatta bugün Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir söyleşi vardı öğrencilerle. Orada karşılayan öğrencilerden biri ben sizde staj yapmıştım, bu sene de part-time çalışıyorum dedi. Çok güzel. Yani her yerde karşılaşabiliyoruz biz bunlarla. Şimdi buradan da bizde staj yaptıktan sonra çalışmasa bile aslında sektöre birini yetiştirmiş oluyorsunuz. Yani bizim staj programımızdan çıkan birisi hani junior değil, junior'ın bir üstü oluyor aslında. Bu bizim kendi kaynağımızı yaratma şeklimiz. Bugün bootcamp yaptık. Onun da bitti. Şu anda içerideki rollere eşleşmesini yapacağımız bir haftadayız. Yöneticilerle görüştürüyoruz. Bootcamp'de .NET üzerine tasarladık. Çünkü .NET'le ilgili ihtiyacımız vardı. 8 haftalık bir eğitim programı. Eğitimcileri de biz belirliyoruz. Hangi programlarla ilgili eğitim vermeleri gerektiğini biz tasarlıyoruz. Yine teknik ekipteki yöneticilerle. Ve bu programı 8 hafta programa dahil olan yeni mezun olabilir. 1-2 yıllık deneyim olabilir ya da yazılım alanında deneyim kazanmak isteyebilir. Bunlar başvuruyor. Yine tabii bir eleme usulü var. Hani orada bir çeşitli steplerden geçiyorlar. 30'a yakın bir öğrenci topluluğu. Yine bizim İçeride bir boş rollere uygun adayları alacağız ama mesela alamadığımız yine sektöre yetiştirmiş oluyoruz. Aslında biz sürekli yetiştirme, kaynak yetiştirme tarafında desteğimizi sürdürüyoruz. Çünkü kendimiz de oradan beslenmeye çalışıyoruz. Bir de şey söylemek lazım. Bir Turkish Win ile 1 milyon, pardon Turkish Win yanlış söyledim. 1 milyon istihdam projesi yine kamu tarafından tasarlanan
Burada da biz 1 milyon istihdama yine dahil olduk. Yine oradaki hem sürece yön veriyoruz, destek oluyoruz. Oradaki başvurulardan da hem oraya eğitim için, eğitim anlamında katkı sağlayacağız, hem de oradan yine kaynak olarak kendimizi besleyeceğiz. İçeride de bir gelişim paketi olarak, onu da çok kısa ekleyeyim, ondan sonra sözümü bitireyim. Logo Akademi çatısında bir öğrenme gelişim programı tasarlıyoruz. Burada da iki tane büyük akademi tasarladık. Birisi Satış Akademisi. Yani uçtan uça satış odaklı. Yani bu sadece satış ekibi için değil, destek ekibi, müşteriye değen proje ekipleri için bir akademi yapısı var. Bir müfredatımız var. Bir yıl, hani şey gibi, öğrenim yılı gibi düşünün. Hani 8-9 aylık bir sömestr gibi düşünün. Bu öğrenimle beraber bütün seviye seviye, başlangıç, uzman, expert seviyesi olarak 3 seviyede biz bunların eğitimlerini tasarlıyoruz ve o deneyime uygun arkadaşlar, çalışanlar bu müfredata dahil olup bu akademiyi bitiriyorlar ve sonunda da bir sertifika alıyorlar. Şimdi teknoloji akademisini kurguladık. Onu da yılın sonunda kurgulamıştık. Bir 2 hafta oldu, onun lansmanını yaptık. Aynı şekilde teknoloji akademisi dışarıdan yine eğitmenlerin müfredatı oluşturduk. Teknik yöneticilerimizle beraber bu müfredatı oluşturduk. Kendi çalışanlarımız şu anda yine logonun stratejilerine uygun olacak olan gelişim paketleri, yani daha doğrusu öğrenmeleri gereken diller üzerine bir gelişim uyguluyoruz. Burada da şöyle, aslında amacımız bizle çalışırken gelişsin, hem bize katkı sağlasın, hem kendi kariyerine katkı sağlasın. Günün sonunda da, yani bizim şu anda hani çok da mütevazi olamayacağım, tasarladığımız teknoloji akademisinin akredite olmasını sağlamak istiyoruz. Üniversitelerle de görüşeceğiz bu ilk müfredat tamamladığımız zaman. Bittiğinde aslında hani bizde kariyerine devam etsin etmesin, iyi bir sertifika elinde olacak. Süper. Aslında hem kendi yeteneğinizi geliştiriyorsunuz, hem de sektöre yetenek geliştirip aslında sektörün bundan yararlanmasını sağlıyorsunuz. Şeyi merak ettim. Evet, sektöre yetenek yetiştiriyorsunuz. Ama yurt dışında da büyük bir rekabet var. Olmaz mı? Yani çok fazla yetenek havuzu olarak aslında bakılıyor. Özellikle Avrupa, Amerika şu an Hindistan yerine biraz daha Türkiye'ye odaklanmış durumda yetenek havuzu olarak. Remote work da tabii ki işleri kolaylaştırıyor. Çalışanlar artık fiziki olarak Avrupa'ya, Amerika'ya taşınmak zorunda değiller. Buradan uzaktan çalışabilirler. Onun için birçok şirkette rekabete veya yurt dışına kaybetti. Sizin oranınız burada ne durumdadır? Bir de bunu nasıl rekabet ediyorsunuz? Yani birçok organizasyon bize soruyor, işte dolar, euro ile biz nasıl rekabet edebiliriz? Diğer şirketler bu konuyla ilgili nasıl aksiyonlar alıyor? Ödüllendirme tarafında özellikle enflasyona karşı ne gibi ücret yönetimli önlemler alıyor? Siz neler yaptınız? Biraz da o taraftan bahsedebilir misiniz bize? Bahsedeyim. Yurt dışına yetenek kaybetmeyle ilgili, özellikle dövizle mücadelede eğer örneği ve başarısı varsa arkadaşlarım, ben de duymak isterim. Bu, çünkü bizim bu ülke konjonktüründe yaşayıp dövizle mücadele edebilmek ancak şöyle olur. Geliriniz de döviz ağırlıklı olursa mücadele edebilirsiniz. Yani biz bir taraftan ona hani stratejik olarak uluslararası pazarda varız. Hindistan ve Romanya'da varız ama şu anda buradan da geliştirdiğimiz ürünlerin yurt dışında satışıyla ilgili hem bir Almanya'da bir atılımımız var. Şu anda onun süreçlerini yürütüyoruz. Hani çok da detay vermek istemiyorum. Yine farklı ülkelere de buradan geliştirdiğimiz ürünleri nasıl globalde bunun pazar payı olarak yaratırız diye onu konuşuyoruz. Bunun hani en hızlı çözümü bu, birincisi. Ama dövizin bu kadar oynak olduğu bir yerde ve bu kadar yüksek olduğu bir yerde, enflasyon da bu kadar yüksek olduğu bir yerde bununla mücadele etmek çok zor. Biz şöyle söyleyeyim. Geçen yıl ayrılan sayısının %10'unu biz yurt dışına kaybetmişiz. Ayrılanların, istifa edenleri. Şu anda da bu Mart sonu itibariyle aşağı yukarı yine aynı oranda seyrediyor. Ayrılma, yurt dışına kayıplarla ilgili. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Biz yurt dışı firmaların ucuz iş gücüyüz ve yetenekli olanları ucuz bir iş gücüyle çalıştırabiliyorlar. Bir de bu pandemiyle beraber bence en acısı o. Taşınmak zorunda değil, dövizle kazanıp burada harcıyor. Çünkü onun da herhangi bir şey yok. Hani çalışan gözünden bakarsanız çok garantili bir ya da daha yüksek ve durduğu yerde yükselen bir ücret politikasına dönmüş oluyor. Burada hani işte kullanabileceğiniz parametreler şu: emeklilik hakkı, bireysel emeklilik fırsatları, ama bireysel emeklilik mesela kendi de yapabilir. Ama hani bu
Türkiye'den bir SGK ya da SGK üzerinden bir emeklilik prim hakkı elde etme de çok uzak artık yeni nesil için. Yani bu emeklilik şartlarıyla onu da hani bir garanti olarak görmüyor bence. Bu nedenle bence burası en zorlanan taraf burası. Bu ben şey gibi düşünüyorum açıkçası. Bu bir dönem, hani bir yer stabilize olacak. Biz burada ne yapacağız? Yani yine kaybetmeye devam edeceğiz ama niye kaybediyoruz diye oturup üzülmenin bir manası yok. Yetiştirmeye devam edeceğiz biz bu bakış açısıyla. Ama bizim hani biz ne yaptık ücret politikasında bu 2022'ye girerken biraz aslında ondan bahsetmek lazım. Bu belirsizliği, hani bu değişkenliği özellikle bu son çeyrekte yaşanan yüksek döviz ve enflasyon beklentisiyle beraber biz Ekim ayında bir ücret iyileştirmesi yaptık şirket genelinde. Hı hı. Biraz bunu 2022 hazırlanmak amaçlı ve 2022'deki yapacağımız ücretten hariç yaptık. Hani onun içerisinden düşecek bir şey ek olarak yaptık. Artık bizim yeni baz ücretimiz o yaptığımız %15 ortalama zam oldu. Sonrasında 2022'ye geldiğimizde de yine sıkı bir bütçe politikasıyla, çünkü her girdi sizin giderlerinizi arttıran ve gelir karlılığınıza düşüren bir yaklaşım oluyor ama bir taraftan da yeteneği tutmanız lazım, karlılığınız devam etsin. Bu bakış açısıyla da yıla şeyle girdik. Yani belirlenen enflasyonun üzerinde, yani altında kalmayacak şekilde üzerinde bir artışla, ortalama bir artışla girdik. Bu bizi ne kadar rahatlattı? 2 ay. Şu anda da rekabetçi ücret transferlerini görüyoruz. Burada görüyoruz ve kimisini biz karşılayabiliyoruz. Kritik rollerde özellikle yetenek havuzumuzda olan kişiler teklif almaya devam ediyorlar. Ama biz de karşı teklif veriyoruz ve döndürebildiklerimiz var. Ama kaybettiklerimiz daha çok, onu söyleyebilirim. Bu da dediğim gibi mücadeleniz nasıl olacak? Yedeklemeyle beraber, hani bu kaynak krizinde nasıl olacak? Yine aşağıdan beslemeyle olur. Ama bu kayıpları görerek hareket etmeye çalışıyoruz. Ödüllendirme, bir de ödüllendirme diye sormuştunuz değil mi? Evet. Mesela anlık ödüllendirme programlarınız var mıdır? Şimdi ödüllendirmede de bir de şeyden bahsedeyim aslında bununla beraber. Şimdi ödüllendirmede bizim 3 kategoride ödüllendirme sistemimiz var. Anlık ödüllendirme budur ve değer ödülleri. Anlık ödüllendirme yöneticilerin anlık feedbacklerle beraber yine belirleyeceği bir noktada çalışanlara bir puan vermesi ve sonra alışveriş çekine dönmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılaması üzerine. Burada değer ödüllerinde de şirket değer ödüllerinde de şirkete katma değer sağlayacak fikir. İnovasyon olabilir, katma değerli bir fikir olabilir. Bu fikir değerlendiriyor. Yani çalışanların bu fikri iletebilecek bir platformumuz var. Orada yine bir yönetim ekibiyle değerlendirme yapıp buradan ödül alan çalışanlarımıza bir ödül politikası izliyoruz. Bu ödülü yine şirketin stratejilerine uygun belirlediğimiz kategorilerde fikir üreten çalışanlara ödül platformları sunuyoruz. Bir parça da şeye değinmek lazım. Yani konu yine ücret ve yan hak olduğu için performans prim sistemimizi 2 sene önce, yani bu değil bir önceki döngüde biz performans değerlendirmeden ayırdık. Yani performans sonucundaki nota göre ya da değerlendirmeye göre prim almıyor çalışanlar. Bir aralık veriyoruz. Yine bizim şirket ciro başarısına bağlı olarak bir çarpanla bir prim bütçesi belirleniyor. Orada yönetici tabii ki yine çalışanın performansına göre bir dağılım yapıyor elbette ama orada tamamen hani performans sonucundan koparttık şeyi, bağlantıyı ki çalışanlar ve yöneticiler geri bildirimlerini daha rahat yapsınlar. Performansa çünkü hep yukarıya doğru bir geri bildirim verme şey oluyor, yaklaşımı oluyor. Bu aslında gerçekten karlılıkla orantılı bir prim sistemi diye söylemek lazım. Yine bu yıl, aynı bu yıla girerken bizim performans prim sistemimiz kademe ve kademelere göre ve şirket başarısına göre bir çarpan var. 3-4 tane çarpanımız var. Burada bir yine hızlı bir anket ve yaklaşımla baktığımızda bir miktar düşük kaldığımızı görüp hızlıca bir revize ettik ve şu anda satış tarafında zaten yukarıda olduğumuzu görüyoruz piyasada da. Şu anda bu yüksek hani teknoloji tarafındaki ücret politikası yöneten şirketlerle yakın ve biraz üzerinde bir prim sistemi uyguluyoruz.
Anladım. Bu biraz da şeyi de kişileri bireysel performansından daha çok biraz daha kolaborasyona, takım Evet. performansını da aslında teşvik eden bir yapı. Hı. Dünya da aslında artık biraz daha bu tarafa doğru gitmeye başladı. Kolaborasyon onun için çalışanlarda da en fazla aranan yetkinlikler arasında olduğunu görüyoruz. Hı. Nebahat Hanım, biz piyasada şöyle bir aslında trend de görmeye başladık. Artık bildiğimiz özellikle sizin gibi teknoloji alanındaki şirketler bildiğimiz standart kariyer yolları aslında artık çalışmamaya başladı. Kıdem bazlı özellikle işte 2 yıl Hayır. daha sonra 3 yıl çalışanlar bunları istemiyorlar. Daha beceri bazlı kişi beceriye sahipse ihtiyaç olan özellikleri 6 ay sonra bile organizasyon girdikten sonra sahip olabiliyorsa ilerleyebilsin istiyorlar. Önlerinin aslında açılmasını da istiyorlar bir taraftan. İşte teknik kariyer yolları var biliyorsunuz. Herkes yönetici olmak zorunda değil. Evet. Kişi altında ekip olmaz ama bir direktörle aynı ücret yanakları da sahip olabilir. Log olarak siz çalışanlara nasıl imkanlar veriyorsunuz? Nasıl kariyer mimariniz var içeride? Neler yapıyorsunuz? Şöyle bir bizim logo grow'umuz var. Kariyerin dümeninde sensin mottosuyla yola çıktık biz burada. Burada her rolün bir patikası var. Nereye gidebilir? Hangi yetkinliğini geliştirirse hangi kariyerini tercih edebilir? Aynı zamanda örneğin test uzmanı, test seviyesinden başladı. Analize nasıl geçebilir? Yazılıma nasıl geçebilir? Product owner nasıl olabilir diye böyle yollarımız var. Ve bunun da temelini kademe yapısı uyguluyoruz. Yani kademede de bir beceri var. Yani beklediğiniz bir beceri var. Bunu yani 3 yıllık çalışan da sergileyebilir, 6 yıllık çalışan da sergileyebilir. Dolayısıyla hani burada kıdemden ziyade beceri odaklı bir kademe yapımız var. Yani rollerin isterlerini ya da gerekliliklerini belirliyoruz. Oraya meç eden hangi çalışan olursa olsun çok dediğiniz gibi yeni başlamış ama 6 ay içerisinde öyle bir ilerleme yapmış ki onun 3 yıl, 5 yıl gibi bir bekleme süresi olmadan kariyerini ilerletmeyi tercih ediyoruz. Bir taraftan da teknik bir şirket olduğumuz için, teknoloji firması olduğumuz için herkes yönetici olarak kariyerini ya da işte gelir paketini arttıracak şekilde ilerlemek zorunda değil. Çünkü ona zaten hani organizasyonlarda şişmiş bir organizasyon haline gelebilir. Yönetim kademesinin çok şişkin bir hale gelebilir. Bizim SME yapımız var. Subject Matter Expert diye. Burada da yani aynı şekilde yönetici olarak da aynı kariyer yolunu izleyip yükselebilir. Bu taraftan da yükselebilir. Hatta bunu geçebilir de. Yani böyle bir yapı kurguladık. Bu teknoloji grupları içerisinde çok çalışıyor. Çünkü hani yönetici olmak istemiyor ki. Yani yaptığı işin yaratıcılığına devam etmek istiyor ve zaten çok da kıymetli bir şey yapıyorlar. Yani ona o alanı vermemiz gerekiyor. Yani yöneticilik ayrı bir mesai aslında. Yani onu da yapmak isteyen varsa biz onu devam ettiriyoruz. Ama bizim liderlerimiz de hani %70 özellikle yönetici olan %70 yönetici %30 yine teknik lider yani teknik tarafı içerisinde kalıyorlar. Ama bu SME yapımız çok çalışan bir yapı oldu. Hem de sevildi. Ama burada iyi tarif etmek lazım. Yani derinlemesine uzmanlık olarak tariflemek gerekiyor. Öbür türlü hani işini iyi yapan, çok kaliteli yapansa danışman seviyesinde kalıyor. Onu ayrıştırmak gerekiyor. O nedenle hani orada eğer SME'ye geçecekse nerede derinleşmesi gerektiğini tercih edip ona göre derinleşmesi lazım. Yani burada organizasyonun şöyle bir şeyi var bence Şadiye Hanım sıkıntısı var. Yani organizasyonların Türkiye'de yukarıya doğru doldurmak yerine nitelikli bir şekilde doldurmaya çalışmak ve onu özümsetecek bir yapı kurgulamak organizasyonun başarısını getiriyor. O zaman da aslında siz iyi bir hani yönetici grubunuzu liderlik kültüründe iyi kurgularsanız hani ücret tabii ki büyük etken şirket değiştirmek için ama bunlar da sağlam o kendi yeteneğinizi tutabilirsiniz. Kendi içinizden yetenekler çıkartabilirsiniz. Bütün bunları yapabilirsiniz. Bunlar hepsi bir bütün diye bakıyorum aslında. Kesinlikle. Toplam bir paket değil mi? Her Evet. bir paketin bir elementi Evet, içerisinde. aynen. Nebahat Hanım, son bir sorum olacak. Hı. Bu özellikle uzaktan çalışmayla beraber sizin sektörünüzde birçok sektörde de aslında yanaklar tarafında da şirketler değişikliklere Evet. gittiler. Allowance'lar da verildi tek seferlik. Halen aylık olarak verenler de var. İnternet işte evle ilgili Hı. farklı yardımlar, internet yardımı yapanlar da var. Siz neler yaptınız? Çalışanlarda farklılaştırmaya gittiniz mi yanaklar Git tarafında? yani çalışanlar da biz yani yaptığımız uygulamalarda şirket genelinde yapıyoruz. Farklılaşma ancak kademe gereği alınan işte araç hakkı ya da işte diğer işte prim haklarıyla değişken oluyor ama diğer standart ihtiyaçlar herkes için eşit bizde.
Bizim standart biraz yanaklardan hızlıca bahsedeyim. Özel sağlık sigortası, hatta brokerımız da Marsh bizim. Mercer'la çalışıyoruz. Sizle çalışıyoruz. Kurum katkılı BES sistemimiz var. 5 yılı geçti. Hatta orada bir vesting süremiz de var. Orada da yine Mercer'la çalışıyoruz, onu da söyleyeyim. O tarafta da. Bizi edindirmeli cep telefon ve hat var. Yani 3 yılda bir cep telefonu bir paketimiz var. Çalışanlar için hani bir desteğimiz var. Onun üzerine kendisi istediği telefonu seçiyor. 3 yılın sonunda kendisinin oluyor. Bir 3 yıl döngüden sonra yeni telefon alma hakkı oluyor. Aynı şekilde araç edindirme politikamız var. Yani bunu biz açıkçası bu pandemiden önce, epey önce geçmiştik biz bunu. İyi ki de geçmişiz. Çünkü bu araç krizinde yaşadığımızı düşünürsek araç edindirme çok hayatımızı kurtardı bizim. Burada da belli bir aylık hani o tarihte belirlediğimiz bir euro bedeli üzerinden, euro da arttığı için faydalı oluyor aslında çalışanlara. Aracını kendileri alıyor ve günün sonunda ayrılırsa da, şirketten ayrıldığında araç kendisinin kalmış oluyor. Evlilik ve çocuk yardımlarımız var doğum ve evlenmede. Ramazan, yılbaşı gibi özel günlerde bunu da şimdi artık ticketlara yüklüyoruz. Yine aslında temel ihtiyaçlarını almış oluyor çalışanlar. Doğum günü izni var. İzin kullanıyoruz. Biraz da hani aslında well-being uygulaması gibi düşünmek lazım. Logo artı bir var. Burada da içeriye önerdiği bir arkadaşı varsa ve o belli bir süre, 6 ayın süresinde kalırsa orada bir ödeme yapıyoruz öneren çalışana. Logo Extra gibi geniş bir indirim ağımız var. Böyle şirketlerden, diş paketinden tutun, taşınma yardımına kadar hani orada indirim sağlayabilecek olan bütün üniversitelerle de yaptığımız bir işbirliği. Hani yüksek lisans indirimi gibi. Bununla beraber aslında bu pandemiyle beraber hibrit çalışmayla fatura internet desteği, yol ve yemek limitlerimizde bu artan piyasa koşullarında arttırdık. Bizim şu anda kapsayıcı, hani tüm bu paketi kapsayan bir fatura yardımımız var. Bu ergonomi tarafı için de şirketten sandalye ve işte ekran gibi diğer ergonomik desteği sağlıyoruz çalışan gruplarına. Süper. Çok teşekkürler Nebahat Hanım. Benim sormadığım, sizin şu da var Şadi, bu konuyu da konuşalım dediğiniz bir başlık var mıdır? Bilmiyorum, notlarıma şöyle bir hızlıca göz atayım. Bayağı kapsayıcı oldu ama atladığım bir şey var mı? Onu da... Ha şeyi söyleyeyim, buraya not almışım. Biz bu 2020 yılında başlamıştık, bu özellikle evde çalışma döneminde. Bu well-being uygulamalarını o dönemde işte ihtiyaca göre şekillendirdik. O tarihte hani hangi ayda neye ihtiyacımız varsa. Şimdi bu yıl onu daha kapsamlı hale getirdik. Arkadaşlar güzel bir proje hazırladılar. Well-being projesi. 3 ana başlıkta. Ruhsal well-being, fiziksel well-being ve finansal well-being. 3 ana başlıkta bir proje yaptık ve onu bir yıla yayan bir takvimde işte çalışanları webinarlarla destekleyeceğiz, çeşitli uygulamalarla destekleyeceğiz. Bu da bu yıl getirdiğimiz bir uygulama oldu. Hepsini aynı çatı altına topladık. Yani böyle farklı uygulamalarla başlayan şeyle bizim 2022'de biraz tek çatı altında toplamak. Login öyle tek çatı. Wellbeing uygulaması tek çatı. Ücret yönetimimiz zaten hani aynı şekilde devam ediyor. Bir onu ekleyebilirim. Bir de bu yeteneğe ulaşmak için aslında liseye kadar indik biz. Biz bu teknoloji liseleri tarafında da pilot lisemiz var, yine yönetim kurulu başkanımızın kurduğu lise, oradan seçtik. Orada da çok iyi de hani gerçekten geleceğin yetenekleri olduğunu görüyorsunuz daha lisede, belli gözlerinden. Onlara da staj imkanı sunacağız hani liselerin stajına göre. Ama onun dışında mentorluk yapıyoruz onlara. Yani seçtiğimiz bursiyerlerimiz var. Onlara mentor atıyoruz içeriden. Ve bunu da yetenek kazanım ekibimiz takip ediyor bir yıllık bir döngü içerisinde. Oradan üniversiteye daha gitmeden yakalamaya çalışıyoruz. Bakalım önümüzdeki günler yaptığımız çalışmaların faydasını gösterecek diye umuyorum açıkçası. Evet, siz yeteneği yetiştirme konusunda oldukça derinleşmişsiniz. Ben onu anladım. Başka şansımız yok ki Şadi Hanım. Yani evet. Kayıpları arkasından üzülüyoruz tabii. Hani gitmemelerini tercih ederiz ama içeriden yetiştirmeye, onu vazgeçmememiz lazım. O enerjimizi tüketmememiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ona göre de planlarımızı yapıyoruz. Umarım sektöre faydalı olur ama şu anda bizi en çok zorlayan teknoparkların yaptırımı. O bütün sektör genelinde çok ses getiriyor. Bakalım nasıl vazgeçireceğiz bilmiyorum. Ama her türlü girişimi yapıyoruz. Ankara özelinde. Size bol şanslar diliyorum Nebahat Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Geldiğiniz için tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Soru varsa cevaplarım ya da sonra yazılı olarak da cevaplayamıyorum. Varsa baktınız.
Soruların birçoğuna ben baktım. Aslında aşağı yukarı cevaplanmış. Belki son merhaba yazan ama gerisinin gelmediği bir soru var. Biz size zaten soruları iletiriz. Sizlerden cevapları da rica ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kendinize ben teşekkür ederim. Haberleşmek üzere. Sağ olun. Bu fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Efe'cim, şimdi ekranı sana bırakıyorum. Çok teşekkürler. Senin vaktinle birazcık almış oldum. Olsun. Ben verimli şekilde kullanacağım. Soruları da akabinde yanıtlıyor olacağız. Nebahat Hanım'a değerli katkıları için, paylaşımlar için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle ekranımı paylaşıyorum. Ekranım şu an ulaştı mı? Gel, yani bana geldi. Tamamdır. Başlamadan önce bu yılın en aranan zorlu rolleri arasında, hot jobs arasında ben HRCMB rollerinde kesinlikle eklemek istiyorum ücret ve yanaklar rollerini. Gerçekten zorlu bir yıldı. Kimimiz daha iyi uygulamaları ararken, kimimiz yangın söndürdük tabiri caizse. Bazı firmalar ise belirsizliğin geçmesini, 2022 yılını bekledi ve ücret piyasaları şimdi hiç olmadığı bir rekabet seviyesinde. Alışılmış dengeleri alt üst ediyor. Ben de şimdi size 2022 TRS sürecini ve bu süreçte yaptığımız ara anket sonuçlarını aktaracağım. Süremizi efektif kullanmak için biraz hızlı ilerliyorum ama sorularınıza mutlaka dönüş yapıyor olacağız. Mercer olarak 140'tan fazla ülkede ücret ve yanaklar araştırmalarını yayınlıyoruz. Dünya genelinde 40 binden fazla organizasyon, 400 binden fazla yayınlanan iş ve 20 milyon veri üzerinden ücret piyasalarına erişebiliyoruz. Verilere tek bir platform üzerinden tüm ülkeler için erişmek mümkün. Dünya genelinde de veri tabanını en büyük temsil eden sektörler sırasıyla üretim, tüketici ürünleri, perakende, ilaç, sağlık ve teknoloji sektörleri. Türkiye'de ise bu yıl sizlerin de katkılarınızla tekrardan teşekkür ederiz. %46 büyüyerek araştırmamızı 906 firmanın katılımıyla tamamladık 2021 yılı araştırmamızı. Veri sayısı 230 binin üzerinde, erişilen pozisyon sayısı da yaklaşık 4 bin. Yeni katılımcı oranına baktığımızda %40'ı, korunan katılımcı oranına baktığımızda ise %85'i görüyoruz. En çok büyüyen sektörlerimiz ise finansal hizmetler, otomotiv ve teknoloji sektörleri oldu. Mercer 2022 ücret araştırmaları sürecinde de bakacak olursak, veri toplama sürecimiz bu ay itibariyle başladı ve 30 Temmuz'a kadar devam ediyor olacak. Bu süre zarfında özellikle organizasyonel değişiklik ve yeni rollerinizin büyüklüğünü, kariyer seviyelerini eşleştirmek için sizlerle yarım günlük toplantılar düzenleyerek bir araya gelebilir ve rollerinizi tek tek dinleyerek daha önceden iş değerlemesi yapılmış pozisyonlarla eşleştirebiliriz. Bununla birlikte teknoloji rolleri ara dönem ücret araştırmamızı da veri toplama sürecine başladık. Sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlediğimiz bir araştırma ve detaylar için bizlerle iletişime geçin lütfen. Raporumuzu Haziran ayında yayınlıyor olacağız. Ara dönem ücret araştırmamızı teknoloji rolleri üzerinde olan. Ve 2022 ücret yanakları araştırmamızı da 31 Ekim'de yayınlıyor. Kasım ayında da geri bildirim semineriyle bulgularımızı sizlerle paylaşıyor olacağız. Topladığımız ücret bileşenlerine baktığımızda çıplak maaşı, baz ücreti görüyoruz. Sabit ödenekleri üzerine eklediğimizde toplam garanti edilen nakit ücreti yine raporluyoruz. Gerçekleşen ve hedef prim oranları ve satış prim oranları ile birlikte toplam nakit ücreti raporluyoruz. Bunun üzerine de uzun vadeli teşvik uygulamalarına eklediğimiz toplam ücret ve yan hakların maliyetleriyle birlikte bir toplam maliyet gibi gördüğümüz toplam gelir kaleminde yine ücret bileşenleri arasında raporluyor oluyoruz. Araştırmanın kapsamadığı anlık ihtiyaçlarda da ara anketlerimize sorularınızı dahil ederek yine bu piyasa uygulamalarında sizlere raporluyor oluyoruz. Mercer veriye nasıl yaklaşıyor diye bakacak olursak ilk olarak pozisyon sınıfı, kademe, grade verisiyle aslında veriye erişiyoruz. Sonrasında bir alt küme detaya inerek iş ailesi, IT verisine örneğin buradaki örnekte bu detaya inebiliyoruz. Bunun detayını kırarak alt iş ailesi, yani burada software product engineering olarak gördüğümüz kırılıma yine datada inebiliyoruz. Uzmanlık detayına inebiliyoruz bizi farklılaştıran bir nokta. Burada da front-end ve back-end developer engineer'ları ayırdığımızı söyleyebiliriz bu örnekte. Bunun detayına da girdiğimizde az önce Nebahat Hanım'ın da bahsettiği herkes yönetici olmak istemiyor. Bu derin uzmanlar, ekip yönetmeyen ama iş büyüklüğü yüksek teknik uzmanları da aslında kariyer kırılım ve seviyeleriyle ayırıyoruz. Burada da bir teknik uzman ve ilk seviye yönetici örneğini görüyoruz. Bu kırılımlarla aslında günün sonunda biz doğrudan iş bazlı pozisyon verisine
ulaşabiliyoruz. Peki biz nasıl bir rapor çıktısı alıyoruz diyecek olursak, online platform Mercer'in ya da offline olarak geri bildirim dosyası ve Excel raporlarla çıktılarımızı size sunabiliyoruz. Aradaki farklardan bahsedecek olursam, tüm sektörlere Mercer'inle erişirken offline versiyonda sınırlı bir sayıda sektöre erişebiliyoruz. Mercer'inde sınırsız peer group oluşturabilirken geri bildirim dosyası formatında yine bunda bir sınır oluyor. Online platforma erişimle birlikte tüm ülkeleri yönetebileceğimiz bir platformu da bize sunuyor Mercer'in. Ve offline versiyonda sadece yanaklar uygulamalı raporunu görürken online versiyonda diğer tüm ücret araştırması detaylı raporlarımıza erişebiliyoruz. Mercer'in'de bir diğer farkı da aslında ücret bileşenlerini kırılıma dökmek, yani datayı filtrelemek tamamen size bağlıyken offline versiyonda bunu standart kırılımlarla yaklaşıyoruz. Örnek verecek olursak, siz 5 ila 7 yıl arası kıdemi olan kadın direktörlerin gerçekleşen prim oranları detayına Mercer'in'de erişirken offline versiyonda o kademenin, o iş ailesi, o iş kodunun direkt ücret karşılığını görüyoruz. Tabii bunu organizasyon ağırlıklı ya da çalışan sayısı ağırlıklı, yani çalışan sayısı çok olan şirketin domine etmeyeceği şekilde ya da regresyon analiziyle uç değerleri elimine ettiğimiz, daha gerçek piyasa üzerinden bir eğri oluşturup raporladığımız formatlarla da yine verilere erişmek mümkün. Tüm bu verileri aslında politika ve uygulama raporlarımızla da destekliyoruz. Bunu yanaklar raporumuz olarak düşünebilirsiniz. Hem ücretlendirme politikalarını, pay mixlerini, kısa dönem ve uzun dönem teşvik uygulamalarını, hedef ve gerçekleşen prim oranlarını, yan hak detaylarını, burada sağlık sigortası gözü dışı kapsıyor mu, ayakta ne kadar kapsıyor ya da şirket aracı yerine kişi kendi aracını kullanırsa kilometre başına ne kadar expense yapabiliyor ya kadar aslında detaylı bir yanak raporu olarak düşünebilirsiniz. Zira ücrette biraz piyasada elimiz kolumuz bağlandığı bu dönemde yan hakkında aslında oyun alanımızı geliştirdiği, biraz daha retention anlamında bize destek sunabildiği bu dönemde yan hak enstrümanlarını da firmalar daha çok kullanmaya özen gösteriyor bu dönemde. Peki yıllık enflasyon ve ücret artış trendlerine bakacak olursak burada çarpıcı bir grafik çıkıyor karşımıza. 2017'deki medyan %8.5 ücret artışını baz alıp 2021 ek ücret artışları dahil 2022 yılı %54'lük ücret artışını baz aldığımızda performanstan bağımsız hiç terfi almayan bir çalışanın ücretinin %313 arttığını görmekteyiz. Ücret piyasaları enflasyonu geriden takip etse de ek ücret artışı ve yeni ücret politikaları da bu sürecin en önemli zorluğu, yeteneği elde tutunma mücadelesini aslında burada hep birlikte sürdürüyoruz. Önümüzde bu iki yıl en esnek, en hızlı karar alabilen ve en yeniliğe açık organizasyonların başarılı ücret politikalarına ulaşacağına inanıyoruz. 2021 yılı ek ücret artışlarına bakarsak hatırlarsınız, Ağustos'ta bir anda bu sıcak bir gündem oldu ve o dönem baktığımızda firmaların %15'i ek ücret artışı gerçekleştirmeyi planlıyordu. Bunu aydan aya sorduğumuzda giderek arttı ve Şubat ve Mart sonuçlarına baktığımızda da bu oranın %41'de kaldığını görüyoruz. Yani şirketlerin %41'i 2021 yılında ek ücret artışı gerçekleştirdi ve bunu medyanda %10 olarak görüyoruz. 2022 planlanan ücret artış oranlarının trendlerine bakacak olursak aydan aya artan ücret artış oranlarında bu yıl takip etmek oldukça önemliydi. Zira Haziran 2021'deki 2022 planlanan ücret artış oranları ile Mart ayına geldiğimiz noktaya bakacak olursak fark çok büyük. Bu yıl en çok zorlanan şirketler ise yabancı sermayeli firmalar oldu. Her gün artan enflasyonu ve piyasa uygulamalarını hep birlikte global katılımcılarımıza ve onların headquarterlarını, merkezlerini anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Bizimle birlikte bu toplantıyı davet ederseniz de seve seve katılmak isteriz. Bununla birlikte Şubat ve Mart 2022 ücret artış trendleri raporlarımıza bakmak istiyorum sizinle. Burada şu an Mart ayı ücret artış oranı sonuçlarını görüyoruz. Dün yayınladığımız raporu. Baktığımızda 2020'deki ek ücret artışları dahil 2022 artış oranına, yani bir 2022 artış oranıyla birlikte ek ücret artışlarıyla bir piyasa ilerlemesi olarak baktığımızda medyanda %54'ü görüyoruz.
üst çeyrekte de %62'ye varan aslında bir ilerleme görüyoruz burada. 2021'de ek ücret artışı gerçekleştirenlerin ek artış oranı hariç, 2021'deki ek ücret artış oranı hariç sonuçlara baktığımızda %42'yi görüyoruz medyanda. Üst çeyrekte de %49'u görüyoruz. 2021'de ek ücret artışı gerçekleştirmeyenlerin oranını biz biraz daha yüksek çıkmasını bekliyorduk ama ufak bir fark var. Onların da medyandaki ücret artış oranı %43, üst çeyrekteki ücret artış oranlarını da %50'de görüyoruz. Tabii üst çeyreğin de yukarısı olduğunu, daha yüksek ücret artış oranları olduğunu da kesinlikle söylemekte fayda var. Zira 3 rakamlı ücret artışlarına yaklaşan uygulamaları da, hatta bu yıl terfilerde de %100'den fazla ücret artışlarında yaptığımız çalışmalarda da gözlemledik. Zira terfilerde yeteri kadar ücret artışı yapılmazsa, özellikle enflasyonun bu kadar yüksek olduğu dönemde yeni terfi alan çalışanların piyasanın gerisinde kaldığını görüyoruz. Ki bu da retention anlamında bize aslında bir risk teşkil ediyor. 2022 ek ücret artış oranlarına bakacak olursak 2021'deki sonuçlardan daha yüksek. Medyanda %15'i görüyoruz. Üst çeyrekte de %20'yi görüyoruz. Zira burada firmalar 2021 yılından aslında 2022'ye daha hazırlıklı girdiler. Bütçe ayırdılar 2022 yılı için. Yıl sonunda enflasyonun jump etmesiyle beraber tekrardan bu riske karşı bir ek ücret artışı için bütçe ayıran firmalar var. Bununla birlikte döviz kurunu enflasyon göstergesi olarak baz alıp belli periyotlarla TL'nin pozisyonunu aslında değerlendirip buna göre adjustment, iyileştirme yapmayı planlayan firmalar var. Tek seferlik ödemeler, bir maaş, iki maaş, baz maaş ödemesi yapan firmalar var. Ama ek ücret artışı da yine bu yıl cebimizdeki bir aslında önlem diyebiliriz. Yemek çeki tutarlarına bakacak olursak da medyanda 148 TL'yi üst çeyrekte 55 lirayı görüyoruz günlük yemek çeki tutarlarında. Yemek çeki artış oranlarına baktığımızda da medyanda %40, üst çeyrekte %50'yi görüyoruz. Bu en son açıklanan gıda enflasyonunun aslında biraz gerisinde. Burada yıl içerisinde genelde yemek çeklerinde iyileştirmeyi çok görmüyoruz, iki kere iyileştirmeyi, ama bu yılda olabilir dediğimiz uygulamalardan biri olacak. Günlük ulaşım ödeneklerine bakacak olursak medyanda 21,5, üst çeyrekte 34 lirayı görüyoruz tüm şirketlerde. Yabancı sermayeli firmalarda bu tutarlar daha yüksek, 25 ve üst çeyrekte yaklaşık 39 lirayı görüyoruz. Ulaşım ödeneği artış oranları da medyanda %36, enflasyon kadar, yıl sonu enflasyonu kadar. Üst çeyrekte de 42,6'yı gördük tüm şirketlerde. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yine biraz daha yüksek. Yaptığımız son anketteki araç marka modellerine de bakacak olursak, Şubat ayında yaptığımız ankette genel müdür seviyesi için Audi A6, BMW 5 serisi, Volvo XC90'ı, Mercedes E serisi ve C serisi modellerini görüyoruz. Yine üst yönetim eksekutif seviyede Audi A4'ü, BMW 5 ve 3 serisi yaygın kullanılan araçlardan. Yönetim seviyesinde Volkswagen Passat'ı, A3'ü ve BMW 3 serisini en yaygın araçlar olarak raporladık. Satış uzman satış rollerinde Renault Clio, Toyota Corolla ve Renault Megane'ı gördük. Satış dışı uzman rollerinde ise Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Audi A3 ve Toyota Corolla yine en çok şirketlerin tercih ettiği araçlar arasında. Ve işten ayrılma eğilimlerine bakacak olursak 2021 yılı turnover oranlarına, rakamlara baktığımızda en yüksek gönüllü turnover oranlarını %26 ile teknoloji sektöründe görürken makas diğer sektörlerde açılıyor. Lojistikte %15,5, perakendede %13, sigortacılıkta %15 ve hizmette %12'yi görüyoruz. En düşük gönüllü turnover oranları ise %5 ile ilaç, sağlık ve kimya, %3 ile de holdingleri görüyoruz. Sizlerle yaptığımız görüşmelerde de bu yıl kayıpların sadece yurt içinde değil, artan bir eğilim ile de yurt dışına yaşandığını gözlemliyoruz. Peki biz genel sektör ücret araştırmasını ek olarak neler yapıyoruz diyecek olursak, bu yıl 16 tane ara anket düzenledik. Bu anketlerde AGI uygulamaları, şirket aracı kiralama tutarları, AGI uygulamaları derken net ödeyen firmalarda çalışanı yansıtılıp yansıtılmadığı ile alakalı sorulardan bahsediyorum aslında. Yabancı para birimine geçiş değerlendiriliyor mu? Hangi para birimleri ödeniyor?
gece vardiyası uygulamaları nasıl gibi sizlerden gelen sorulara yer vererek mümkün olduğunca zengin kılmaya gayret gösteriyoruz bu ara anketlerimizi. Sizler de lütfen sorularınızı, gündemlerinizi bizlerle paylaşın. Aylık düzenlediğimiz bu anketlere dahil ediyor ve çıktıları zenginleştiriyor olalım hep birlikte. Bununla birlikte firmaların sponsorluklarıyla ve Mercer'ın inisiyatifiyle Bespoke Survey'ler, yani özel ücret araştırmaları düzenliyoruz. Ve geleneksel ücret araştırmalarından farklı sorulara veya analiz tiplerine, spesifik trend ve uygulamalara da yer vererek bu araştırmaları raporlayabiliyoruz. Ayrıca bu yıl high-tech özelinde IT rolleri için öncülüğünü başlattığımız ara dönem ücret araştırmalarını da düzenliyor. Haziran ayında raporları sizlerle paylaşıyor olacağız. Katılım ve detaylı bilgiler için bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte roundtable etkinlikleri de düzenleyerek hem sektörel bu roundtable etkinlikleri hem de mobility gibi spesifik konu ve uygulamaları ele aldığımız etkinliklerle katılımcılarımızı bir araya getiriyor ve tartışma, fikir alışverişi ortamı sunabildiğimiz kıymetli ortamlar yaratarak burada konuştuğumuz konuları da toplantı çıktısı olarak katılımcılarımızla paylaşıyoruz. Ücret araştırmalarımızı bu perspektiften bakacak olursak bizi bir community olarak düşünebilirsiniz aslında. Ve Mercer Data Connector, son olarak bu yılda Mercer Data Connector üzerinden 2022 TRS yani ücret araştırması katılımlarını yürütüyor olacağız. Oldukça kolay. Geçen yılki katılımcılarımızın verilerini sistem üzerinden indirebildiği akıllı platform üzerinden aslında tüm araştırmaya katılım sürecini yönetebiliyoruz. İlk sistem eğitimimiz 12 Nisan saat 11'de düzenlenecek. Eğitim takvimi için bizlere ulaşmanız yeterli. Sonrasında da tüm bu 30 Temmuz'a kadar aslında veri topladığımız dönemde haftalık olarak bu online eğitimleri düzenleyip hem sistem eğitimlerini sizlere aktarıyor olacağız hem de yaz içindeki olası ihtiyaçlarınızı da değerlendirip yine sizlere destek olmaya çalışacağız diyeyim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Efe, istersen bazı soruları cevaplayalım. Evet. Bir 10 dakikalık soru cevap kısmımız vardı. Evet, ben de hemen görmeye çalışıyorum. Ben en son Esra Hanım'ın sorusunu gördüm. Esra İrfanoğlu. Merhaba, high-tech dışındaki endüstriler için ücret araştırmalarını ikiye çıkartmayı düşünüyor musunuz? Demişler, sormuş. Aslında bunu şöyle cevaplamakta fayda var. Bu yıl maalesef resmi olarak TRS'i iki şekilde yapmak, yani bir Haziran'da bir de Ekim'in veya Kasım'da yayınlamamız teknik olarak mümkün değil. Fakat high-tech'te yaptığımız gibi iki farklı sektörde de şimdi bu sektörlerle de iletişime geçtik. Bir bespoke, yani özel bir ücret araştırması düzenlemeye ihtiyaç var mıdır? Bunu değerlendiriyoruz. Sektörlerle beraber değerlendiriyoruz aslında, şirketlerle. Eğer sizin de bu tarz bir talebiniz, ihtiyacınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Belki full-fledged bir ücret araştırması değil ama en azından market piyasa verisi çıkartabileceğimiz daha biraz dar kapsamlı ama işte Haziran ayında veya Haziran'ın ortasında raporunu yayınlayabileceğimiz bir özel ücret araştırması gerçekleştirebiliriz. 2021'de yaptık, 8 tane yaptık dediğimiz gibi. 2022'de de şimdiden 2 tane daha farklı sektörde bir spok yapmaya hedefliyoruz. Talep var. Sizin de varsa kendi endüstrinize özel bir talebiniz, bize ulaşabilirsiniz. Bunu bu şekilde cevap vermiş olalım. Ama Mercer olarak 2022 itibariyle bu şekilde devam ederse Türkiye'deki bu konjonktür, yılda iki kere resmi olarak ücret araştırması yapmayı da planlıyoruz. Bu seneyi biraz daha fazla bir bespoke özel ücret araştırmaları yaparak geçirmeyi hedefliyoruz. Tuncay Arıcı'dan bir şey var. 11 Nisan'da gerçekleşecek sistem eğitimiyle ilgili sizlerden davet linki alacak mıyız? Efe, sana bırakayım sözü. Evet, tüm katılımcılarımıza burada bir davet maili de iletiyor olacağız. Bunun üzerinden sizin dönüşlerinizle akabinde toplantı davetinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Var mıdır başka soru? Bir soru gördüm. 2022 yılındaki toplam artış, 2022 yıl içinde ara artış dahil olarak düşündüğümüzde nereye geliyor? %15 dahil rakam mı? %54. Evet. Ezgi Hanım sormuş. Dahil. Hı hı.
Hatice Hanım'dan bir soru var. Merhaba, biz şu ana kadar iki farklı şirketin anketlerine katıldık. Özellikle sizin anketlerinize de katılmak isteriz. Bunun için bize anket yayınladığınız kontak listesine ekleyebilir misiniz? Tabii arkadaşlar, şeyi alalım, Hatice Can. Bizim Efe'nin de ilettiği gibi bizim sorduğumuz sorular var. Ama siz kendi sektörünüze özel bir benchmark'a da ihtiyacınız varsa ara ücret ve yanaklar şeylerimizi, anketlerimizi, sorularınızı bize iletebilirsiniz. O anketlerde yer verebiliriz. Dediğim gibi ortalamada 400 katılımcımız oluyor. Güzel bir benchmark elde edebilirsiniz. Bir de teknoloji çalışanı Süleyman Kundak'tan, bir de teknoloji çalışanlar olarak genelde yurt dışına yönlenmeye başladık. Yurt dışı için böyle bir çalışma ulaşma imkanı var mı? Özellikle İsveç ve Hollanda. Tabii Süleyman Bey, bize ulaşabilirsiniz. Yardımcı oluruz o tarafta da. Zaten Mersin'de halihazırda ofisleri var. Ne tür bir dataya ihtiyacınız varsa yardımcı olabiliriz. Feyza Hanım, merhaba, bu kaydı mail atabilir misiniz? Evet, bütün dekler ve kayıt sizlere ulaşacak. Efe, sana bir şey var. Seninle iletişime geçmek isteyenler. Ne oluyor tabii. efe.uluirmak@mercer.com'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Zaten bu arada bu sunumun içerisinde mail adreslerimiz de olacak. Maillerle bize irtibat kurabilirsiniz. 2022 için belirtilen medyanda %15 gerçekleşen midir Efe? Hayır. Orada gerçekleşen ücret artışı da var. Yıl sonuna doğru planlanan ücret artışı da var. Ücret artışlarını yılın başında gerçekleştiren firmalar bunu yıl sonuna doğru bir ek bütçe olarak kullanırken Temmuz ayında ücret artışı gerçekleştiren firmalar değilse bunu o zamana kadar beklememek için en azından şu dönemde biraz alım gücünü korumak adına ek ücret artışı olarak uygulandığını görüyoruz. Bunun dönemi aslında firmanın ücret artış dönemiyle ilişkili. Tabii burada şey de söylemekte fayda var. Bazı firmalar ücret artışlarını yılda ikiye, yılda üçe ayırdı. Yine enflasyonla mücadele için. Tabii bunun işveren tarafında da bir yük hafifletme bacağı var ama bu yıl temelde vurgulamak istediğimiz aslında mümkün oldukça esnek olan, yeniliğe açık olan, kurallarını esnetebilen firmalar aslında ücret anlamında daha kolay bir yönetime sahip olacak. Bir soru görmüştüm. Eğitim sektöründe de katılımcılar elde ederseniz çok güzel olur. Özellikle özel eğitim kurumları, kolejler. Fatma Hanım, bu konuyla ilgili bir çalışmayı aslında, yani yapılım yapmama üzerine tartışma içerisinde olduğumuz bir alan. Müşterilerimizden de bazı müşterilerimizden talepler var. Buraya özel bir ücret araştırması yapmakla ilgili sponsor olmak isteyen bazı müşterilerimizle görüşüyoruz. Bu konuyla ilgili de biz size ulaşalım. Belki beraber bir şeyler yapabiliriz. Orası belli bir noktaya geldi. Melin Demirer Efe, 2022 ek artışların ay dağılımında paylaşabilir misiniz? Paylaşabiliriz. Melin Hanım'a not alalım arkadaşlarım. Onu paylaşalım ay dağılımlarını. Burada şey de gördüm. Candan'ın, buyur, Tabii buyurun. pardon, özür dilerim. Bediye Hanım'ın notunu gördüm. Asgari ücret artışı ve mavi yaka beklentisiyle ilgili de anket yapacak mısınız? Şu an aslında biz de tam orada nabzı kokluyoruz diyeyim. Asgari ücrette çünkü tekrardan bir iyileştirme bekliyoruz. Buna da önümüzdeki aylarda tekrardan sorup bu beklentiyi de raporluyor olacağız Bediye Hanım. Candan Hanım'dan bir şey var, not. Biz global şirketlerde artış oranları kendi global CMB yönetimimizin merkez global, Mercer Global'den aldığı datalarıyla ilerliyoruz. Bu dataları güncelliyor musunuz globalinize? Bize hep eski dataları veriyorlar çünkü Mercer'den gelen bilgi diyerek. Aslında Candan Hanım, bu konuyla ilgili biz 2021 yılında oldukça büyük aksiyonlar aldık. Biz Türkiye'den her ay anket yapıyoruz ve yaptığımız bütün anketin çıktılarını global account manager'larla da paylaşıyoruz. Yani Mercer Türkiye'nin her ay yaptığı raporların sonuçları, daha doğrusu anketlerin sonuçları ilgili account manager'larla paylaşılıyor. Eğer size ulaşmayan, globale ulaşmayan bir bilgi varsa direkt bizimle iletişim haline koyabilirsiniz. Biz 2021 yılında global müşterilerimizin neredeyse %70, %80'iyle global anlamda toplantılar gerçekleştirdik. Onların kendi internal toplantılarını da biz de dahil olduk. Türkiye'deki hani marketin durumunu, çalışan şirketlerin aldıkları aksiyonları
Hani birinci ağızdan biz aktardık. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Beraber globalle yaptığınız toplantılara dahil olabiliriz biz de. Ama evet, sorunuza cevap. Anketlerden alınan bilgiler yöneticiler için ayrıca profesyonel personel tarafından IT proje çalışanları veya üretim yerleri için işçiler ile doğrulama yapabiliyor musunuz? Yani soruya cevap aslında hayır. Yani işçilere gidip gerçekten bu şekilde size yansıdı mı diye bir doğrulama maalesef yapamıyoruz. İnsan kaynakları profesyonellerin bize verdiği verileri doğru kabul etmek durumundayız. Bir soru var. Yanak olarak pozisyonlara bağlı verilen şirket araçlarının yerine ikame olarak ne gibi yanak uygulamaları yapıldığı ile ilgili sizde bir veri var mıdır? Bunu aslında pandemi başında çok gündem oldu ama gündem olduğu kadar piyasalarda şirketlerde yanıt bulmadı, aksiyon bulmadı. Firmaların %10'u bizim anketlerimize göre araç politikalarını değiştirdi. Ve buradaki politika da şirket aracı yerine araç ödeneği sağlanmasına yönelik veya bunu çalışana seçim olarak bırakmaya yönelikti. Tutarlara da baktığımızda kiralama bedelinden biraz az ödeneklerle aslında şirket aracı ödeneği uygulamalarının sağlandığını gözlemledik bu süreçte. Burcu Hanım da, Burcu Özcaner, Candan Hanım'ın dediğine katılıyorum demiş. Fransız firmasıyız. Merkez ofisini Mörsü'den alıp bize sağladığı veriler hiç güncel olmuyor. Burcu Hanım, siz de aynı şekilde merkez ofisinizi bizim iletişim haline geçirebilirsiniz veya toplantılarınıza biz dahil olabiliriz. Bir fiil bize anlatabiliriz. 2021'de bunu çok fazla deneyimledik. Yani bizim iletişime geçerseniz bir problem olacağını düşünmüyorum. Biz elimizden gelen desteği size sağlarız. Aylık bazdaki datalar Efe çok fazla talep ediliyor. İsterseniz Dilek Koç, Dilek Hanım'la da iletişime geçelim. Verileri aylık bazlı kendileriyle de şey yapalım. Gördüğüm kadarıyla asgari ücretle ilgili kesinlikle herhalde Nisan ayında yapacağımız ara ankette sormamız gerekecek. Evet. Bir soru Kübra Hanım'dan var. 2020'deki %54 artış oranı Ocak kıyaslamasına göre mi? Bu aslında Mart ayında topladığımız bir veri. O yüzden Mart ayı sonuçlarını burada baz almamız gerekir. Eskiden enflasyon bu kadar jump etmediği noktada firmalar Nisan ayında da artış yapacaksa yine o yıl sonu enflasyonuna da baz alabiliyordu. Ama şu an aydan aya enflasyon gitgide arttığından bu firmalarla da konuştuğumuzda artış ayının bir öncesi enflasyonunun daha çok aslında baz alındığını, yani bu senaryoda Mart ayında, Nisan ayında ücret artışı yapılıyorsa Mart ya da Şubat ay sonu enflasyonunun burada genellikle baz alındığını söyleyebilirim Kübra Hanım. Uğur Sağlam'dan bir soru var. Kesin olmamakla beraber hükümet kanadında asgari ücretle Temmuz ayında ücret artışı konuşulmakta. Şirketlerde bu konu dikkate alınarak çalışmalar yapılmakta mı acaba? Uğur Bey, Nisan ayındaki ara anketimizde bu soruya yer vereceğiz. Bundan yani birebir de bununla ilişkili midir? Elimizde bir done olmamakla beraber organizasyonların artık yavaş yavaş Haziran-Temmuz ayı için ara ücret artışı yapmakla ilgili bütçe almaya çalıştığı bilgilerini alıyoruz. Zaten %15'lik gibi ortalama medyanda bir ücret artışı, ara ücret artışı yapmayla ilgili de bir planlama var. Var mıdır Efe benim kaçırdığım? Cem Bey'in sorusu var. Salih Karabaşak da yine aylık dataları rica ediyor. Cem Bey'in bir sorusu var. IT operasyon ve IT yazılım arasında ücretlerde bir farklılaşma var mı piyasada? Teşekkür ediyorum. Pardon, bunu okumamalıydım sonunda. Evet, aslında yazılımı daha önde görüyoruz Cem Bey ama dataları yine birlikte yorumlayabiliriz sizinle. Burada IT operasyon help desk mi yoksa bu server bakım donanım tarafı mı, ona bakmakta fayda var. Ama yukarıdan aşağı baktığımızda genellikle ilk data scientist, sonra bilgi güvenliği, sonra yazılım, sonra server bakım donanım, operasyon ve help desk olarak gittiğini söyleyebilirim. Belki şeyi tekrardan hatırlatmakta da fayda var. Ara dönem teknoloji rolleri için ara dönem ücret araştırması güzel bir 70 katılımcı oldu, şirket katılımcısı oldu. Türkiye'deki en rekabetçi şirketler de şu an araştırmamıza katılıyor. Özellikle spesifik olarak rollerde iş bazlı dataya ihtiyacınız varsa biz iş bazlı datanın çıkacağını hani şu an görüyoruz. Mappingleri de birebir de oturup beraber yapıyoruz şirketlerle aslında.
IT tarafındaki rollerle ilgili spesifik market datasına erken de ihtiyacınız varsa arayıcı tartış yapmakla ilgili Haziran ayında çıkacak rapor. O tarafa da katılımcı olabilirsiniz. Ücret araştırmamıza katılımcı olurken hem Ekim'de hem de Haziran ayında veri sağlayabiliriz size. Hava Oskay'dan var. Enflasyon karşısında ücret artışı dışında alınan başka bir önlem. Kaydı sanırım okuyamadım. Önlem var mı? Piyasada döviz cinsinden maaş hükümesine geçme ya da aradaki farkı maaşlara yansıtma gibi. Teşekkürler. Bu konuyla ilgili bazı yorumlar alıyoruz aslında Havva Bey. Bazı şirketler, özellikle döviz cinsi geliri olan şirketler bir takım uygulamalara geçiyorlar. Ama hani döviz değil, belli bir TL'nin dövizle linklenmesi şeklinde veya işte dövizdeki belli bir zaman dilimindeki X ile Y zaman arasındaki dövizdeki değişikliğin ücret artışı olarak aslında yansıtılması ile ilgili özellikle e-commerce, high-tech şirketlerin aksiyon aldığını veya almak istediğini duyuyoruz. Ücret artışını dövize linkliyorlar. Dövizdeki değişime linkliyorlar. Aylık artış dağılımında sunumdan bağımsız bir var ise paylaşabilir misiniz? Yine aylık taraf. Son soruyu da istersen Efe sen al. Yavaş yavaş kapatalım. Tamamdır. Son sorumuz. Soru göremedim sonrasında. Peki. Artık yavaş yavaş herkesin başka bir toplantı nedeniyle çıkması gerekiyor. Saat de zaten geldi. Katılımlarınız için teşekkürler. Bizler için keyifli bir toplantı oldu. Umarım sizler için de aynı şekilde geçmiştir. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bütün ücret araştırması ekibimize ve danışmanlık ekibimize her türlü soru ve ihtiyacınız kapsamında. Veri toplama sürecimiz başladı. Bu yıl veriye daha fazla ihtiyacımız olacak. Yine zorlu bir yıl bizi bekliyor. Onun için ücret araştırmamızda katılımlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.